Şimdi Harun Bey'in eski çalışanlarıyla görüştük. Bakın onlar neler anlatıyorlar. Şüpheli şekilde ortadan kaybolan Yusuf Kavuk'un kız arkadaşı olduğu söylenen isim ve iddiaların odağındaki Harun Ateş'in ilişki yaşadığına dair ihbarların ardı arkası kesilmiyor. Harun Bey'i tanıyorum. Kendisiyle uzun bir süre çalışmış bulunmaktaydım. Derya Hanım'la Harun Bey'in bir ilişkisi vardı. Sürekli beraberlerdi. Normal bir sevgililik hayatı vardı. Harun Bey'in odası zaten camlı bir odadı. Ondan dolayı herkes biliyor yani, görüyordu tüm çalışanlar. Eski çalışanı da Harun Ateş'in daha önce askeri personel olduğuna dair söylemlerde bulunduğunu öne süren tanıklar arasında. Uzman komando olarak tanıtıyordu kendisini. Bir de keskin nişancı olduğunu söylüyordu. Fotoğrafları vardı. Hatta sürekli çalışan kızları gösterirdi yani. Kendisini sürekli uzman komandoyum veya da keskin nişancıyım diye tanıtıyordu herkese. Belli bir sebeplerden dolayı o işi bıraktığını, ondan sonra normal güzellik salonuna tekrardan giriş yaptığını söylemişti. Silahları olduğunu söylüyordu sürekli. Arabada sakladığını, arkadaşa Arda bir yere silahları gömdüğünü söylemiş. Neden? Saklıyorlardı. Genelde hepsi ruhsal çünkü silahları. Yayınımızda gündeme gelen Harun Ateş'in Yusuf Kavuk'un kaybolduğu dönemde üzeri kanlı bir şekilde iş yerine gittiği iddiasına da değindi gizli tanık. Benim bir arkadaş aramıştı. Harun Bey'in o gün sargıda olduğunu ve üzerinde kanlar olduğunu söylemiştim. Çalışanları sürekli değişiyordu. Sabit bir elemanları vardır. İki kişilerdir onlar. Kübra ile Mine. Genellikle tüm olaylara hakim kişi de onlardır. Harun Bey'in genellikle eli kolu gibi diyebilirim size. Her şeylerini bilirler. Harun Ateş'in bir başka eski çalışanı daha ekibimiz konuştu. Anlattığına göre yaklaşık 4 ay çalıştığı iş yerine Derya Hanım'ın sürekli geldiğine şahit olmuştu. Harun Ateş'i yanında çalışıyordum, estetisyendim. 3,5-4 ay yanında çalıştım. Orada olduğum süre boyunca Derya Hanım sürekli geliyordu. Sabah kahvaltıları olsun, daha önceki röportajdaki arkadaşımız da söylediği gibi ve saatlerce çıkmıyordu. Mola anılımızda bir iki defa denk geldim. Harun Bey'le yan yana muhabbet ediyorlardı canımla cicimle. Derya Hanım'a yönelerek işte senin de zayıflamaya ihtiyacın var, dokununca göbeğini hissediyorum gibi kelimeler duydum. Şuna da şahit oldum. Derya Hanım'la yemeğe gideceği zaman Kübra Hanım'ı da götürüyorlardı. Bu Yusuf'la Derya'nın arası bu son aylarda araya bu Rümeysa da girdiğine göre ne kadar zamandır bozuktu? 1,5 ay, 2 ay falan en fazla. Hayır, bu bir tek Makedonya'da mı bozuldu onların canım, araları? Orada patladı zaten. Yani Makedonya'ya kadar normal görüşüyorlar mıydı? Tabii diyorum ya, Makedonya'ya kadar normal görüşmesine Derya'nın ne işi var Nevşehir'de? Derya şimdi bazı şeyler diyor ki atlayalım, tamam buyur gel atlayalım, normal arkadaşı gibi ara burada. Aynı evde kaldılar, diyor ki Yusuf otelde kal. Hayır Yusuf otelde kalmadı, gözümün içine bakarak yalan söylersen beni çıldırtırsın. Benim bildiğim şey, bana bari yalan söyleme, evet de ki ne, beni bir kenara çıkar. Sen bu söylediklerimi duyma de, ben bunları duymayayım, sana tepki vermeyeyim. Buraya anlat sen bu yalanlarını ama bana söyleme bunu. Çünkü ben biliyorum Derya senin aynı evde kaldığını, aynı eve gelip aynı yatakta yattığını. Bana yapma bunu. Ama bu konuyu ben kaldırıyorum şimdi. Tamam bunlar kenara kaldırdık. Yusuf'u arıyoruz madem. Hayır, Rümeysa nasıl araya girdi? Orasını ben anlayamadım. Olur. Yani şimdi madem onlar da beraberler. Şimdi tamam Derya Harun'la görüşüyor, görüşmüyor konusu tartışılıyor da. Yusuf nasıl Rümeysa ile görüşüyor o zaman? Rümeysa ile görüşme şöyle başlıyor işte. Bu olaydan sanırım bir ay önce falan bir yakınlaşma oluyor Rümeysa ile Yusuf arasında. Yusuf Hanım bunu Rümeysa sonradan açılıyor buna. Gitmeden önce. Makedonya'ya gitmeden önce açılıyor. Hı. Bu ondan sonra kayıp olayı oldu zaten. Ben dedim oğlum şey kızım dedim durum bundan ibaret. Tamam abi dedi konuyu kapat. Ben hayır dedi, artık... Rümeysa ne zaman araya girdi? İlk tanıştırmaları mı? Şimdi Yusuf... Yakınlaşmaları mı? Hayır, Yusuf'la Derya birlikteyse. Evet. Bir ay önce Makedonya'ya gittilerse Rümeysa ne zaman aradaydı yani? İlk başlarda nasıl söyleyeyim geçen sene... Yani bu senenin Ocak ayında falandı. Beraber çalışmaya başlıyorlar. Tamam. Ondan bir işte dediğim gibi Haziran gibi falan bir yakınlaşma oluşuyor. Bir duygusal yakınlaşma oluşuyor. Ondan sonra açılıyor. Bunlar evet bir, o arada bir tartışmışlar yine Derya'yla. Bir süre sanırım bir konuşuyorlar. Şunu alta koyalım ha. Ondan sonra bu olay patlayınca da ben anlattım. Yani Haziran gibi yine Haziran gibi falan başlıyorlar sanırım. Hiçbir şey anlamadım. Bu çocuk 4 Temmuz'da kayboldu ya. Evet. Rümeysa ile ne kadar süre ve ne zaman beraber oldu? Duygusal anlamda mı? Evet. Nedir ya da çalışma arkadaşları olarak mı? Ne zaman mı tanışmışlar? Sevgilisi değil, sevgilisiyse sevgilisidir. Sevgilisi hayır, değil hayır. Sevgililik olayı değil. Evet bir yakınlaşma oluyor, bir duygusal bir hissiyat var. Fakat sevgililik boyutuna geçmeden zaten bu olay patlıyor Yusuf'un. Kaybolma nasıl olayı... Nasıl oluyor o boyutlar? Ben hiç anlamadım. Yani... Ne bileyim insan ne diyorlar işte ona? Sevgilisi ha? Yani flörtleşme. Hani tanıma aşaması. Ha.
Yani bu şekildeyken böyle bir yakınlaşmaya başlıyorlar. Açılıyor Yusuf'a ki Derya ile bu arada zaten kavgalılar o süreçte. Tartışma. O zaman bir dakika, yani Makedonya'dan döndükten sonra mı Rümeysa hayatına giriyor Yusuf'un? Hayır öncesinde. O zaman Makedonya'dan önce de aralarında bir problem var yani Yusuf'la. Tabii canım, sürekli. Şimdi atıyorum tartışıyorlar, Yusuf telefonu kapatıyor. Derya ya Tuba'yı arıyor ya ben arıyor, abi ulaşamıyorum. Ulaşamıyorsan arama beni, bırak o sana döner. İşte nerede bir atsın telefonumu. Bir şekilde ben ulaşıyorum, diyorum ki aç şu telefonu. Ya bırak. Yani sürekli böyleler. O zaman Yusuf da Derya'yı aldattı yani Rümeysa'yla. Bir nevi öyle baktığın zaman, öyle şekilde değerlendirdiğin zaman. Bir nevi evet. Olur mu canım yani işte. Ama zaman... şöyle, Yusuf'un bunda bir gidip de Derya'ya, kıza, Rümeysa'ya bir yaklaşımı yok. Rümeysa diyor. Hani bir şeyler hissediyorum, açıldım. Hı. Evet, o arada tartışmalılar. Bu da diyor ki hani benim bir yürüyen bir ilişkim var. Şu anda da böyle bir şey düşünmüyorum. Sonrasında evet artık nasıl oluyorsa bir yaklaşım sergiliyorlar birbirlerine. Ama bu ilişki boyutuna çıkmıyor yani. Flörtleşme midir nedir artık? Telefonlaşıyorlar. Evet. Ama öyle ya, yani sevgili hayır, olmuyorlar hayır, ya. Hayır şekilde görmedim. Sevgilisi diyor Derya hep Rümeysa için. Ya işte diyorum, buna kızıyorum. Diyor. Konuyu saptırma bana. Sen kendi üzerindeki olayı bir kabul et. Sen kendi üzerindeki olayı tamam, bir kabul Derya, et. Ondan sonra. Derya yayınımızda cevap versin bana. Niye o zaman Derya Rümeysa sevgilisi diyor? Tamam görelim. Ay ne numaralar. Ve şöyle bir şey var. Bağlan Müge, ne numaralar bunlar ya. Bir gün Harun bağlanıyor, bir gün de... Niye ikisi bir bağlanmıyor bunlar bu yayına ya? Bir karşılaştıralım şunları. Ben Müge'yi göreyim neymiş. O Müge'yi anlatacakmış da Müge de bize anlatacakmış. Niye? Mağazan niye? Korkusu yok, çekinmiyor. Müge Hanım niye bağlanmıyor? Derya Hanım sizin yayında, yayınınızı dinliyor Müge Hanım şu anda ama yayına katılmak istemiyor. Duyacağım ama yayına katılamıyorum, kendimi ifade edemiyorum yayına katıldığımda diyor. Bir buçuk iki senedir Rümeysa ile bir ilişki yaşadıklarını Vedat Bey'in kendisine anlattığını söylüyor. İnegöl'den beri Rümeysa ile sevgililermiş diyor kendisi. Ya, bir gelsin oraya Müge bir zahmet, bir sesten bunu ya. Bunu Vedat Derya. Bey anlatmış. Derya, sen mi anlattın Vedat Bey? Bir buçuk iki senedir ben anlatmışım öyle mi? 2000 Derya 2020'de tanıdığın Derya 2020'de tanıdığın adamı iki sene görmedim dedin. Peki bu süreçte iki sene görmediğin adamda görmediğin sevgilinin adamla benle nasıl görüştün ya? Sevgilinle görüşmüyorsun da benle nasıl görüştün iki sene boyunca? Ne sıfatla görüştün benle? Ya da ben sana nasıl anlattım bunu? Artı şöyle bir şey var. Kaybolduktan sonra anlattığınızı iddia ediyor Vedat Bey. Hayır. Şimdi bir de Rümeysa ile olan ilişkiyi bir buçuk iki senedir biliyordu. Bana bu şekilde söylemişti. İnegöl'den beri beraberlerdi diyor. Bir buçuk. Yağmur'la birlikte anlatmışsınız. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Yağmur ona bunu karıştırmasın. Sürekli bir yerlere çekiyor olayı. Biraz şöyle. Şöyle benim bir karşıma geçsene sen ya. Derya Hanım. Karşınıza geçmiyor. Şöyle duymam için. Şu yaklaşır mısınız bana? Bir buçuk iki senelik bir mevzu değil bu olay. Zaten Yusuf geçen sene yanlış hatırlamıyorum. Yani bir buçuk iki seneyse Müge Hanım biz niye bilmiyoruz? Biz Derya'yı biliyoruz. Biz Rümeysa'yı tanımayız, görmeyiz. Biz ki böyle herkese... Bununla görüşüyor. Böyle yani herkese anlatıyor madem ilişkisi. Buyurun gelin siz söyleyin. Yani konuyu kesinlikle farklı farklı yerlere saptırmak istiyor. Ya bir çık şu olayın içine, bir çık bir gel ya. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.